Selamun aleyküm. Herkese tekrardan merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Görmüş olduğunuz gibi bizim yine valizimiz ortaya çıktı. Her hafta sonu olduğu gibi. Bu hafta sonu da Mekke'ye gidiyoruz. Elhamdülillah. Şöyle sizlere de güzel bir video hazırlamak istedim. Mekke'yi özleyen, Mekke'ye gelmek isteyen, Kabe'yi özleyen bütün kardeşlerim için bugün sizlere Kabe'yi inşallah çekeceğim. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Sizleri seviyorum. Hadi o zaman bugünkü cuma videomuz, cuma gününe yakışır videomuz ve yılın son cuması, son günü Allah nasip ederse biz yeni yıla Kabe'de gireceğiz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Sizlere anlatamam. Eşime dedim ben Kabe'yi özledim. Yine gitmek istiyorum. Götürür müsün? O da dedi hadi hazırlanın. Tabii ki götürürüm. Biz de umreye niyet ettik. Ya Rabbi niyet ettik senin rızan için umre yapmaya dedik. Ve şimdi eşim ihramını giydi. Ben de elhamdülillah abdest aldım. İhramımı giydim. Hazırlandım. Şimdi inşallah niyetimizi ettik. Doğru yola çıkıyoruz. Eşim çocukları aldı. Aşağıya indi. Ben de valizimizi aldım. Şimdi aşağıya doğru gidiyorum Allah'ın izniyle. Evet Halil bizim evi bundan tanıyor artık. İyi de oluyor aslında. Onu koydum iyi oldu. Hadi bakalım bismillah. Evimizi de kapattık. Doğru Kabe'ye. Bu arada belki haberlerden duymuşsunuzdur. Arabistan'da tekrar kısıtlamalar geri geldi. Maske zorunluluğu tekrardan geri geldi. Bütün önlemler tekrardan başa sardık. Evet inşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Ama bütün önlemler tekrar geri geldi böyle. İnşallah diyoruz tekrardan kapanma olmaz. Evet. Bizim hacılar beni arabada bekliyorlar. Dışarısı güneş olduğu için otoparktan çıkmamışlar. Evet. Umremize niyet ettik. İnşallah Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Evet. Hacı. Hacı abi. Hacı abi diyor. Heyecanlı mısın? Ne? Heyecanlı mısın? Evet. Mutlu musun? He? Allah kabul etsin. Şu çantamı alayım. Çocuklara oyuncak da aldım. Otelde oynarlar diye. Hemen dönmeyeceğiz. Otelde kalacağız. Çocuklar yolda bunalmasın diye. Bir saat ama yine de bir gün Mekke'de kalacağız. Yarın tatil nasıl olsa. İnşallah ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle hemen sizlere çekmek istiyorum. Bakın Mekke'nin girişi artık bu şekilde. Sanki pasaport kontrolü gibi oldu. Evet arkadaşlar şimdi Mekke'ye giriş yaptık. Artık bu şekilde pasaport kontrolü gibi kapıda kontroller yapılıyor. Yeni yapıldı değil mi? Evet şu anda Mekke'ye giriş yaptık. Şöyle sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bugün cuma videomuz Mekke'den. Yılın son cuması. Artık biz yeni yıla Kabe'de giriyoruz değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Takipçilerim de sana teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Tabii. Sen de söyle. Sadece... Nasıl? He, evet evde de niyet ettim ama ben. Lebbeyk Allahümme umre. Evet. Bugün Mekke'de hava çok güzel şansımıza değil mi? Bakın bu yollar falan yeni yapıldı. Geldiğinizde göreceksiniz. Bu arada Avrupa'dan gelip de bir sürü yazan oldu. Mekke'de görüşelim, Medine'de görüşelim diye inşallah. Şimdi Türk takipçilerimle de buluşacağız. Allah nasip ederse. Evet Mekke'nin girişinde bu şekilde kapılar. Zaten siz Cidde Havalimanı'nda indiğinizde bu şekilde bu yolları hep göreceksiniz. Evet kameralara bak. 10 tane kamera.
Sanırım plakalara bakıyor değil mi? Evet. Heyecanlı mısın? Mutlu musun? Tabii. He? Bir saat Kabe'de. Evet, bir saatte Kabe'deyiz. Çok şükür ya. Gerçekten çok güzel. Medine'deyken böyle 4 saat sürüyordu. 4-4,5 saat. Böyle Mekke'ye gelirken çocuklar falan bayağı bir yoruluyordu. Mekke'den Medine'ye gelirken arabayla tabii 4-4,5, otobüsle 6 saat sürüyor. Ama şimdi bir saatte Mekke'deyiz. Evet. Ne yazıyor burada? Ne diyor? Ha, ne yani Türkçesini? Ha, evet. Mekke. Evet. İlk ev. Kabe yani. Evet. Evvel beyt Allah. Evet. Şurada bak ne yazmışlar. Estağfurullah yazıyor. Heh. Fi'l-cibel. Cebel. Evet. Bakın daha ne güzel estağfurullah yazmışlar. Şöyle Mekke'nin her detayını size çekmek istiyorum. Çünkü otobüsle geldiğinde insan hani bazı şeyleri göremeyebiliyor. Ya da o ilk heyecanla ne gördüm ne görmedim değil mi? Ben ilk geldiğimde nasıl aha saat göründü hemen. Ay Allah'ım böyle ilk heyecan oluyor. Gerçekten böyle hani haftada bir de gelseniz, iki haftada bir de gelseniz. Yani insan böyle aynı aşkta aynı heyecanla geliyor gerçekten. Şu anda Avrupa'dan umreler açık ama Türkiye hala kapalı ve Arabistan'da tekrardan kısıtlamalar geri getirildi. Bakalım artık ne zamana açılacak. Evet. Mekke'nin girişindeki meşhur Kur'an-ı Kerim. Şöyle sizlere de çekeceğim. Bakın bu şekilde. Evet, gerçekten bugün Mekke'de hava çok güzel. O yüzden sizlere böyle bol bol çekim yapmak istedim gündüz gözüyle. Biliyorsunuz Arabistan'da hayat gece oluyor ama gündüz böyle çekmek daha güzel. Herkes diyor işte ağlayarak izledik, Allah senden razı olsun kızım diye. Bugün de sizleri kanalımda Mekke'de misafir ettim. Arabistan'ın her yerini gezdirmeye çalışıyorum Allah nasip ettiği sürece. Şöyle göstereyim. Hemen Kabe'nin saat kulesi de göründü. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Uyu anneciğim. Önce ben umre yapacağım. Eşim çocuklara bakacak. Daha sonra da eşim yapacak. Sonra ben. Ben çocuklara bakacağım. O şekilde küçük çocuğunuz olduğu zaman yine buna da şükür elhamdülillah gelebiliyoruz. Öyle izin aldık. Randevusuz girilmiyor biliyorsunuz. Evet, randevu almamız gerekiyor. Allah razı olsun eşimden. Randevu da aldı. Ne oldu anneciğim? Evet, şu anda ilk defa sizlere hızlı treni çekiyorum. Bakın, o kadar güzel ki tam böyle. İlk defa denk geldik biliyor musun? Mekke, Medine arası bakın hızlı tren. İlk defa rayları hep çekiyordum. Şimdi ilk defa trene denk geldik. Buradan böyle Mekke'den binip Medine'ye gidebiliyorsunuz. İşte umreciler gidebiliyor mu onu bilmiyorum. Nerede? Pasaportla geçebilirler değil mi? Evet, sizler de gidebiliyormuşsunuz. Tabii onun istasyonu ayrı olduğu için o tarafa döndü. Biz normal Mekke'nin sokaklarına şöyle giriş yaptık. Sizlere de çekmek istiyorum. Bugünkü cuma videomuz çok şükür çok güzel oldu. Tam da denk geldi. Mekke'den böyle ayın senenin son günü, son ayı. Hep bakın bu hızlı trenin rayları bu şekilde. Allah'ım gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. İnşallah tekrardan Kabe'deyiz. Bu arada çok fazla mesaj geliyor. Mücellacığım canlı yayın açar mısın? Bizi oralardan mahrum etme diye. Kanalımı takipte olun. Çünkü hemen böyle vakit bulduğumda, eşim çocuklarla ilgilendiğinde hemen sizlere canlı yayın açmaya çalışıyorum. Onun dışında biliyorsunuz zaten videolar çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar da uyandılar. Artık otele gidelim. Birazcık dinlensinler. Ondan sonra da ben doğru Kabe'ye geçeceğim.
Söyle, kanalıma hoş geldiniz. Niye uyandırdın kardeşi? Merhaba. Bay bay yapıyor. Bay bay. Sen de bay bay yap Halim. Aferin. Birazdan size de beyaz elbiselerinizi giydireceğim. Babanın umresi bitsin. Baba da giysin. İnşallah beyaz elbiselerinizi giydireceğim. Hacı elbiselerinizi. Bakalım buradan görünüyor. Burası ne? Aziziye mi? Hadi bakalım herkes otelini bulsun. Ha evet. Min ecyat ahsen. Evet, her zaman olduğu gibi Mekke'de çalışmalar devam ediyor. Mekke'de niye havalimanı yok diyorsunuz? Çünkü Mekke sürekli böyle dağlık olduğu için, bakın karşıda görüldüğü gibi yer yok değil mi? Cidde zaten bir saat. Yani direkt Mekke'de hani havalimanı bu yüzden yok. Alan yok, saha yok. Bir de şeye kızıyorlar, niye her yer otel? Keşke eskisi gibi kalsaydı diye. Ama bu kadar insan geliyor. Bakın 5 milyon, 6 milyon hacı geliyor. Onları nerede yatıracaklardı? Keşke kalsaydı ama artık insan çok. Yani dünyanın her yerinden hacılar, umreciler geliyor. Yani bu binalar olmasa nasıl yatacaklar, nerede kalacaklar, sizler geldiğinizde nerede kalacaksınız? Yani burada görmüş olduklarınızın hepsi otel. Mekke'nin yerli halkı bu kadar yakın oturmuyor Kabe'ye. Yani çok nadir artık çalışanlar falan vardır. Mekke'nin dışında kendi herkesin villaları var. Orada oturuyor. Arabistanlılar biliyorsunuz müstakil evi seviyorlar. Hani mahremiyetten dolayı. Binada oturmaktansa bu şekilde oturuyorlar. Bu arada Elbek levhalarını özleyenler. Fi vahid youtuber bede min hina meşi meşi Elbek savvar indil haram. Hatta huve gelle min illeşte gelbek heyyü şufu savvar tilkum. Evet, bir tane youtuber'a rastladım. YouTube'da o da böyle Pakistanca ya da Suudi Arabistanca böyle konuşuyor. Arapça konuşarak videolar çekiyor bu şekilde. O da böyle Bek'ten başlamış, Harem'e kadar, Kabe'ye kadar yürüyerek çekmiş. Bakın burada yine ihramlı herkesi görüyoruz. Evet, Mekke'nin taksileri meşhur. Çok güzel ya hava şansımıza. Şu Marriott çok iyi, bak hemen yürüyerek değil mi? He, Anjum. Evet, Türkler Anjum'da kalmıştı. Şimdi orayı da çekeceğim. He, polis kontrol noktasına geldik. Bayağı bir sıkı, çok fazla kontrol var. Tisyen kilo, yani bir saat. Değil mi? Aa, çok iyi. Elhamdülillah. Evden otele 45 dakika. Bak şurada Holiday Inn. Değil mi? Geçenki otelimiz. Evet arkadaşlar, biz şimdi otele geldik. Şöyle çocuklar birazcık dinlensinler, bir şeyler yiyelim. Ondan sonra inşallah Kabe'den videolarla, canlı yayınlarla sizlerle olacağım. Evet, şöyle videomu kapatmadan önce sizlere birazcık daha Mekke sokaklarını gezdirmek istiyorum. Evet çocuklar beyaz elbiselerini giymişler. Evet, zekaret. İşte Mekke sokakları, özleyen bütün takipçilerim için Rabbim gelmek isteyen herkese nasip etsin. Nereye geldin? Kabe'ye mi? Söyle, ben nereye geldin? Camide yaptım. Camiye mi gittin babayla namaza? Camide yaptım. Aferin ya, sana. Camide. Aferin. Camide yaptım o. O camide yaptım. Ha, aferin, bak cami. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar yer yok galiba. Şunun yanına, yok şunun yanına çek bence. Aa, varmış tüh. Evet, şu anda otoparka çekeceğiz ama hafta sonu olduğu için çok kalabalık. Zaten o da oraya çekmiş. Böyle bir park yok ki. He. Evet, 8 numara. İyi. Bir kişilik yer kalmış, ona da sen çekiyorsun bak. İki. Bir, iki. Gerçekten. Ente ibnil helal. Evet. Evet. Geldik. Ne oldu? Nereye geldin? Kabe'ye mi geldin? He? Halis. Bakma.
Park nerede? Orada park. Gel. Bak balonlara bak. Senin için yapmışlar. Gördün mü? Bekle bekle amca yıkasın. Öyle geçeceğiz. Evet. Evet şu anda otele geldik. Giriş işlemlerini eşim yapıyor. Ondan sonra da Allah nasip ederse çocukları doğru odaya bırakıp ben Mescid-i Nebevi Kabe'ye geçeceğim. Sizlere de çekmeye çalışacağım. Havuz da var. Evet, baba sizi götürecek havuza. Bakayım. Evet, baba götürecek, tamam mı? Havuz da var diyor. Gel bakalım başka ne var. Bak. Bak. Tekvando da var. Boks var. Hı-hı. Çok güzel, her şey var değil mi? Tamam. Gel bakalım orada ne var? Evet, otelimizin içinde böyle tesbih, seccade, bu benim gönderdiğim bardaklardan satan bir dükkan var. Şöyle bakın, Fatma yazıyor, isim yazıp gönderiyordum. Bu şekilde çok fazla gönderdik. Bakın şunlar 50 riyalmiş. Gümüş mü acaba? Çok güzel. Tamam, sen bas. Evet. Geldik zaten ikinci kat. Aa, bak Hillu. Orada havuz. Mu tabii. Marra kibir masbah. Tamam, havuza gideceksin, bekle. Tamam. Baba seni götürecek, tamam mı? Tamam. Babayı üzme, tamam mı, ben Kabe'deyken? Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Söz ver. Söz. Ne? Söz ver, söz. Anlamayınca ne diyor. Söz ver. Hadi bebe. Niye İngilizce konuşuyorsun? Boş ver be. He, fakir et. Orada yok havuz, aşağıda. Evet. Hadi bakalım, geldik. Çocuklar geçin. Tamam, gideceksin. Sen de gideceksin. Sen söyle. Tamirci. Tamirci. Tamirci, tamirci. Tamir eder her şeyi. Hemen tak, sen tamir et. Eyvah. Başladık yaramazlıklara. Ne başladı? Tamirci başladı. Halit. Tamir ettin mi arabanı? Tamir etmedim. Niye? Bak. Döndü.
Başka da var. Başka araba da getirdim sana. Çok getirdim. Hani bak kalkıyor. Kalkıyor ha. Aferin. Heh. Aferin. Bayağı bir kalabalık. Hafta sonu bereketi. Bunlar şey değil mi? 3-6 umrecileri. Evet, videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada artık dışarıda maskesiz olmak yasak. Hoşçakalın. Evet. Geç bakalım.